İşler nasıl? İşler çok kötü. Şu an saat 12. 1 kilo kıyma satmıştı sadece. Sefte daha biraz önce dedim daha yeni mi yapıldı sefte? Böyle kasap dükkanlarında genellikle sabit müşteriler olur. Evet. Yani tabii aile kasabı. Evet. Işte, benim eniştem kasaptır. Oradan bilir. Yani evin hanımının yanında para olmaz. Gelir alır. Evet. Akşamı kocası verir. Yani VS'den de bahsediyorum. Böyledir ilişkiler. Şimdi o tür müşterilerinizin, ben vatandaşın alım gücünü anlamak için soruyorum. Haftada diyelim ki 1 kilo et alan bir aile. Kırmızı et alan bir aile. İşte onun yanında bir miktar XYZ kilogram tavuk alan bir aile. Yani orta ve ortanın üstü bir aileden bahsediyoruz. Şimdi kaç alıyor? Şimdi kilogram yok sayın. Ama o şekilde ailelerin 50 lira, 100 lira. Şu anda atıyorum ha, haftalık 2 kilo et alan bir aile şu an düştü yani 750 grama 1 kiloya düştü. Birkaç tane mahallemizde garibanlar var hani belli başlı böyle orta halli. Onlar mesela geliyorlar 30 liralık kıyma alıyorlar. Verirken biz de utanıyoruz çünkü 150-200 gram. İnsanlar nasıl doyacak? Tartıya koyuyorsun 35 lira geliyor 5 lira alamıyorsun içinden. Veriyoruz artık yani. Biz de hakkımızı helal ediyoruz yani onlara. Yapacak hiçbir şey yok. İnsanların alım gücü gerçekten çok düştü yani. Ben İstanbul'da çok yoksul olan evleri geziyorum. Onlara hep et sorarım. Çünkü çocukların büyümesi için protein çok mühim. Mesela bu siz işte kemik sıyırısınız ya. Onun ilk derisini atarsınız. Küçük kalanları da kıyma, iyi etle beraber karıştırıp kıyma yaparsınız. O ilk hani çöpe atılan deri dahil, derin trako alan dahil. Tavuğun aynı şekilde çıkanı dahil satın alabiliyorlar ancak. Söylenen feci yani. Çorba yapıyorlar onları. Protein olsun. Müşterilerle konuşurken biz de aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi kuzu etleri kemiksiz olarak 180 TL. Biz de bir zorayı içindeyiz ama biz de yiyemiyoruz yani. 180 lira şu anda. Şu dükkanlarda en önemli insan kimdir? Müşteridir. Müşteri esnafın veli nimeti midir? Veli nimetidir. Seçmen de siyasetçinin veli nimetidir. Unutuldu mu? Unutuldu. Ağlara birlikte hatırlatacağız. Ben dahil herkesi karşınızda hazolda durduracaksınız. Siz seçmensiniz. Siz olmazsanız hiçbir şey yok. Müşteri olmazsa, esnaf yoksa, esnaf ülkenin bel kemiği ise, müşteri onun için veli nimetse, ben bize, hepimize seçmenin veli nimet olduğunu anlatmak, hatırlatmak için yollardayım. Ve Allah'a şükür başardık. Onlar bir illüzyonda yaşaya dursunlar, biz gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Onlar vatandaşı, medyaları eliyle milletimizi propaganda faaliyetleri neticesinde aldatmaya gayret ede dursunlar. Biz sizin dertlerinizi, onlara dair çözümlerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Bu ülke çok büyük. Bu ülkenin potansiyeli var. Bu ülkenin insanları, bu millet ferasetli, irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, çırpmayınca, yolsuzluk yapmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin imkanları herkese yeter. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne. Merhaba. Ben şey böyle rastgele girdim çünkü nereye girdiğimden haberim olmuyor. İşler nasıl? Bayağı kötü. Bu sene çok kötü. Geçen sene pandemide bile bu kadar kötü değildi. Öyle ya. Tabii. 17 gün kapalı olduğumuz halde geçen sene bayram yaşamadık. Anneler günü, öğretmenler günü, özel hiçbir gün yaşamadığımız halde bu seneki gibi kötü bir sene geçirmedik. Yani çarpı 3 ne demek fiyatlarımız? Kullanmadığımız elektriğin parasını ödüyoruz. Kaç elektrik geldi? Klimamı hiç yakmadım bu sene. Üşüyerek oturdum, 300 lira para ödedim. Çok beter. Ya kime ne dert anlatacaksınız ki? Sadece kullanmadığımız elektriği ödüyoruz. Yani sadece ışık yakmış. Bunlar da LED ışıktır yani. Hayır, sadece ışık yakmış. Aynen öyle. Ülkemiz çok kötüye gidiyor, biz çok üzülüyoruz. Hadi biz geldik geçiyoruz da çocuklarımız nasıl bir ülke değişecek? Benim de iki oğlum var. Hani gelecek görmüyoruz çocukları ülkemizde.
kaç müşteri geldi satın alan? Parayı sormuyor, müşteri sormuyor. Para da sormuyor. Dün iki kişiyle dükkan kapattım. Bugün de işte bir iki kişi. Yani çok komik rakamlarla eve de gidiyoruz. Ya. Ben ne kadar sattınız? Dün 90, fiyat söyleyin. 35 lira. Ay o nasıl ne yapacağım? Bakın ben 95'ten beri esnafım. Bu iş benim 95'ten beri kendi işim. Çok kriz geçirdik. Çok düştük, kalktık, ülkecek. Buna diyecek bir şeyim yok. Yani bunun tarifi yok zaten. Buna bir tanımlama istemiyorum ben. Böyle bir şey görmedim yani. Çok saçma bir pahalılık var. Komik yani. Artık gülüyoruz tezgahlardaki fiyatları görünce. Domates 40 lira. Aa o ne? O ne? Yani mantık yürütemiyoruz artık. Hepimiz aynı durumdayız muhtemelen. Aldığım malı yerine kesinlikle koyamıyorum. Bir hafta, bir ay değil, iki gün sonra fiyatlar değişiyor. Ve bu yüzden de aynı şeyleri getirmemeye çalışıyorum ki hani insanlar açısından bunu 100'e alıyorduk, neden şimdi 130 bir dahaki geldiklerinde demesinler diye aynı ürünü getirmemeye çalışıyorum. Elektrik deseniz zaten biliyorsunuz. Kaç geldi? En az 1000 lira geliyor yakmadığım halde. Siz geldiniz diye yaktım. Normalde yakmıyorum. Ama mağazayı gösteren de biliyorsunuz ışıklar. Evet. Maalesef ki evet spotlar kapatıyorum. Ancak ön tarafta vitrini açıyorum. Kızım nasıl bir şey bu? Çok fena bir şeymiş. Mala borcum var mı? Mala borcum yok. Fakat kendime param yok diyeyim size. Yani kendim çalışıyorum. Kendim her şeyle ilgileniyorum. Elemanım falan kesinlikle yok. Ama yetmiyor. Evi geçindirebiliyor musun? Hayır tabii ki de. Bütün paranı da koydum buraya. Koydum. Maalesef ki geçindiremiyorum. Hayallerim gitti. Peki. Satış yaptın, kaç müşteri oldu kızım bugün? Bugün daha sefte yapmadım. Akşam 6 oluyor. Bazen yanın 6'da yapıyorum. Ve zaten 7.30'da dükkanı kapatıyorum. İşler çok durdu. İşler yok. İşler çok durdu. Elektriklerden şikayet. Sadece bu donanım, bir de lambalar, 1600 elektrik gördü. Bu kahvesiniz çok mudur? Oğlum, elbise sokuyor. Ay, yok ki. Ben elektrik elektronik mühendisliği istiyorum ben inşallah. Bilkent Üniversitesi istiyorum ama tabii olur olmaz. Olur, kursu kazarsın inşallah. İnşallah öyle, hedefim o zaman. Evet, çünkü paraları ödemek özellikle. Bu yaşta bunu düşündürüyor. Evet. Bütün bunlar için çalışıyoruz. Anladım. Maalesef. Ya tüm akranlarım için öyle. Yani bir ben değil, hepimiz. Geçenlerde bir soru bankası aldım ben. 100 liraydı. Yani direkt 100 liraydı. Üstü yok, aşağısı yok. Şimdi ben bunu hesaba vurduğumda, ben derece isteyen bir öğrenciyim. Yani bunun içinde bir fen lisesi öğrencisinin tek bir branş, en azından 3-4 tane kitap çözmesi lazım. Bu sınavın iki aşamalı sınav, TYT, AYT. Bir aşamasındaki konular için 3-4 tane kitap. Fen, kimya, biyoloji, matematik olmak üzere 4 ana dersimiz var, biz sayısalcıyız. Bundan dolayı da hani hesaplaman çok zor. Hani bir yıldaki öğrencilerin giderini vesaire falan. Yani bu bir şikayet değil. Neden? Çünkü biz zaten treni kaçırmış bir milletiz. Yani o kesin. Sonuçta tarihten gelmiş bir yük var ülkemizin üstünde. Lakin tamam biz bugünlerden yarın inşa etmeye çalışacağız. Ama zor. Hani gerçekten zor. Çünkü kaygı var. Hani öğrenciler, yaşıtlarım şunu düşünüyor. Ben hani sınav çok zor olduğu için sınav kaygısı çekmiyorlar. Sınavdan sonra ne olacak? Hani sınava girdik güzel. Sınavdan sonra ülkemizde ve dünyada bir yerimiz olacak mı? Evet herkesin bir yeri var ama hak ettiğimiz yeri bulacak mıyız? Günümüz için bakarsak bizim sadece hani yurt dışına Edirne'den çıktığımız anda TL'mizin değeri 1/10 oluyor. Hani belki daha, ben bilmiyorum, sayıları çok takip etmiyorum. Ama öyle bir oranda düşüyor. Bir kere zaten bu Türk gençlerini umutsuzluğa sürüklüyor. İster istemez. Yani Türk olarak pasaportunla yurt dışına gidiyorsun ama karşı taraftan 10 kat eksiksin. Çünkü hesap matematik bunu gösteriyor. Bu çocukları böyle endişeler içerisine sevk edenler utansın ya. Ben kendi adıma valla sizden özür diliyorum. Şöyle siyasetçi olduğum için değil ha. Yaşım
gereği, evet. bize bırakılan, evet. size bırakamadığımız. Ya biz zaten bizim çalışma ve belli ideallerimizin olma sebebi de biz çocuklarımızın yüzüne bakalım diye. Hani yoksa... Bak dedi ki bakmayın bizim surata, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Ya, aklısın. Hoş geldiniz. Süper başkanım, evet. Evet. Bura neydi, ne olacak? Burası börekçi, kahvaltı sanmıyordu. Evet. Bir değişiklik yapıyoruz. Evet, gene olacak. Ramazan'dan da var, etik beni. Evet, evet. Şimdi peki, uzun zamandır ben sizlerin dediğim için pandemide çok acı çekildi. Evet. Şu hafiflenden hafiflenir derken, yani tam böyle düzelme yoluna girerken dolar dolar böyle oldu, bitti. Aynen. Şu anda durumunuz ne sizin? Şu an zaten olan pahalılık herkes. Un fiyatları. Yani aynen. Vatandaşın dilinde zaten. Alım gücü yok başkanım. Abim burayı işletiyor. Ben aşağıda deterjan malzemeleri satıyorum. Dolar üstünden geliyor. İdanın hani bir aldığım fiyat 2 gün sonra çok çok daha üstü. Aynen öyle. Satış fiyatımın üstüne çıktı artık fiyatlar. Genel olarak pahalılık zaten. Belli bir durumda da almak başını gidiyor. Ben şimdi bir... esnafın büyük çoğunluğunda kenarda kalanın ufaktan harcandığını görüyorum. Artık yok yani başkanım, o kenarda birikmişlik çok oldu. Geçen sene dağıtılan halk kredisi vardı ya şey pandemiden dolayı. Hani onu çekip pişman olan esnaflarımız var. Çünkü ödeyemiyorlar. Peki burada mesela açtığın zaman kaç kişi çalışacak? 6 personel falan. Yani sınırlamadın hepsi beraber. Tabii her şey yok. Dün olsaydı de bugün biraz... Bugün biraz sıkıntı var. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.